dönem birinci yazılı tarih dersi için hazır mısın Tomucuğum? Çok korkuyorum hocam. Hiç korkmana gerek yok. Gerçekten öğrenciler tarih dersi... Tarih çok zor hocam. Bir sürü ezber var. Birçok öğrenciden tarihin zor olduğuna dair, tarihin sıkıntılı olduğuna dair yorumlar aldık, bilgiler aldık. Biz de o yüzden bu sefer tarih yazılımıza daha sıkı çalışacağız. Ne yapacağız? İlk başta ikinci dönemin birinci yazılısının konuları olan dördüncü ünite ve beşinci ünite ile alakalı bilmemiz gerekenlerin üzerinden güzel bir şekilde geçeceğiz. Ardından da buradaki kavramları işte köle, cariye, putperestlik, panayırlar, Medine sözü hepsini güzel bir şekilde özetledikten sonra gerçekten hocaların sorabileceği zor soruları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun soruları sizler için derledik Tonguç'um. Eşleştirme sorularımız var, boşlukları doldurma soruları var, açık uçlu sorular var, çoktan seçme bir sürü sorular hazırladık. Bu soruların hepsini beraber çözeceğiz. Sen eğer bu soruların cevabını biliyorsan zaten sıkıntı yok. Videoyu durdurup cevaplamaya çalışırsın. Ama bilmiyorsan arkana yaslan, emniyet kemerlerini bağla ve dikkatli bir patlamış şekilde... Patlamış mısır mı alabilir miyim hocam? Ne diyorsun oğlum, ne patlamış mısır? Saçma sapan konuşuyorsun. Dikkatli bir şekilde bizi dinle. Film gibi anlatıyorsunuz hocam. Oğlum artistik yapma ya. Şimdi dikkatli bir şekilde beni dinle. Ardından da aynı zamanda bu bilmemiz gerekenlerin ne olduğunu sana videomuzun altındaki açıklamada link olarak verdik. Oraya tıklayaraktan bunların PDF'ini de indirirsin. Sınava girmeden önce il nedir, budun nedir, boy nedir, uruk nedir, oguş nedir, kut nedir, kurultay nedir bilmem gerekiyormuş. Hoca bana bunu çalış demiş. Ben videodan hem izledim hem de bunu bir kez daha hatırladım diye not alaraktan da çalışabilirsin diyorum. Tonguç evladım benim. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ünitemizle alakalı bilmemiz gerekenlere başlayalım. Birincisi, Asya'da Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini bilmemiz lazım. Biliyorsun ilk Türk devletleri, işte Saka Türkleri, Hunlar, Göktürkler, Kutluklar, Uygurlar, bunların hepsi Orta Asya'da ama bunların tarih sahnesine çıkmasından önce Anav, Afanasyevo, Andranova, Karasuk ve Tagar kültürleri var. Bu kültürlerin isimlerini sana hoca sorabilir, bunu çalışmalısın bir. İlk ve orta çağlarda Orta Asya'daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısına baktığımızda il devlet demek. Devleti oluşturan budunlar var, budunları oluşturan boylar var. Boyları oluşturan uruklar var. Uruk dediğimizde aile birliği. Urukları oluşturan da oguçlar var. Oguçlar da bildiğimiz hali yani. Aileler, aile birliğini, aile birlikleri, boyları, boylar, budunları. Budunlar da illeri yani devleti oluşturuyor. Bu nasıl bir sistem ya? Evet, mükemmel bir sistem. Kut anlayışının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Kut anlayışı şu. Türklerde biz ülkeyi... Kutatkubilik. Kutatkubilikle biraz bağlantılı ama değil. Ülkeyi yönetme yetkisinin Hakan'a yani Kaan'a Tanrı tarafından verildiğini inanıyoruz. Hakanımız çok yaşa. Evet, o zamanlar daha İslamiyet'le tanıştırmadığımız için Allah peygamber bilmiyoruz ama gök tanrı inancımız var. Yine tek bir Allah'a inanıyoruz. Ve diyoruz ki bizim Hakanımızı, bizim Kaan'ımızı bize gök tanrı gönderdi. Dolayısıyla ona tamamen sadıkız, ona güveniyoruz. Onun ülkeyi iyi yöneteceğine inanıyoruz. Ama eğer o da töreye uygun hareket etmezse, yani geleneksel kurallarımıza uygun hareket etmezse o zaman hata yaptığını düşünebiliyoruz. Bunu kim düşünebiliyor? Meclis yani kurultay düşünebiliyor. Kurultay da esasında bir danışma meclisi. Aldığı kararlar Kaan'ı bağlamıyor. Kaan farklı kararlar alabilir ama kurultay danışma meclisine bazen Hakan, Kaan danışabiliyor. Han Hakan ne olduğunu biliyoruz. Hakan doğuyu yöneten büyük abi oluyor. Yabgu ise küçük kardeş batıyı yönetiyor. Biz Türkler de Orta Asya'nın doğusunda Çin olduğu için doğu tarafta önemli. Batı tarafta işte ne bileyim Hazar Denizi falan Azerbaycan o taraflar var. O yüzden oralar o kadar önemli olmadan küçük kardeş. Orada Yabgu yönetiyor. Orhun yazıları ise... Hocam sınavda bunlar mı çıkacak? Sınavda bunlarla alakalı soru gelir Tonguç'um. Eğer hocanız bu konudaysa buradan daha fazla soru sorar. Eğer bu konudan sonra 5. ünite olan İslam medeniyetinin doğuşuna geçtiyse ve orada daha ayrıntılıysa buradan belki 10 puanlık 20 puanlık soru sorar. Dolayısıyla hocanın verdiği ağırlığa göre de dikkatli bir şekilde beni dinlemeli, notlarını almalı ve yazılıya çalışmalısın Tonguç evladım benim. Bir de Orhun yazıtları var ki bunlar da 3 anıttan oluşuyor. Kültügin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına dikilen bu yazıtları yazarı Yollu Tügin ama Vezir Tonyukuk kendisininkini kendisi yazıyor. Bu 3 anıt aynı zamanda bir edebi nitelik taşıyan, bir siyasetname, bir öğüt niteliği taşıyan da eserler bunları da bilmemiz lazım. Orta Asya coğrafyasının Türk topluluklarının hayat ve geçime tarzına baktığımızda birincisi bizde konar göçer hayat var. Yani yerleşik hayat olmadığı için tarımla uğraşamıyoruz. Bunun yerine hayvancılıkla uğraşıyoruz. Göç bizde zorunlu olarak oluyor. İklim şartlarından dolayı, bağımsızlığımıza düşkünlüğümüzden dolayı düzenli ordumuz var. Hun hükümdarı Metehan zamanında onlu sisteme geçiyoruz. Ve aynı zamanda üzengi bizim için önemli. Demir madenini üretmişiz. Eritmişiz. Ergenekon destanında bunu çok net bir şekilde hatırlayacaksın. Ve aynı zamanda atın üzerindeki o binilen, oturulan şey üzengiye de önem veriyoruz. Turan taktiği de savaşlarda kullandığımız önemli bir taktik. İlk Türk devletlerinin
çevre devletlerle ilişkilerine baktığımızda en önemli konu bizde İpek yolu. Çünkü İpek yolu bir ticaret yolu. İpek yolunun hakimiyeti için Bizans'la, Sasanilerle, Gürcülerle, farklı farklı milletlerle, Göktürkler, Hunlar hep savaşıyor. Çinlerle hep savaşıyor. Ticaret çünkü burada çok yaygın. Sadece İpek ticaret değil, birçok şeyin ticareti yapılıyor. Değiş tokuş, geçiş vergisi ve Maniheizm, ama Maniheizm diye de biliyoruz biz bunu. Yani Uygurlar Maniheizm dinine geçtikten sonra yerleşik hayata geçmeye karar veriyorlar. Niye? Çünkü savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Daha çok hayvansal gıdalar yemediklerinden biraz daha sakin bir hayat, biraz daha böyle anlayışlı bir hayatta yerleşik hayata geçiyorlar. Bu da onların mimaride, sanatta ilerlemelerini sağlıyor. Daha uygar olmalarını sağlıyor diyebiliriz. Hazar döneminde ise barış çağı var. Diğer bir ünitemizde İslam medeniyetinin doğuşuna baktığımızda ise oraya gelmeden önce şu kavimler göçüne değinmemiz lazım. Muhtemelen buradan da %90 soru gelecektir Tonguç'um. Şimdi kavimler Orta Asya'dan Kuzey Asya, Kuzey Asya'dan Karadeniz'in kuzeyine, oradan Avrupa'nın içlerine doğru göç edecekler. Bu göçler sırasında Roma İmparatorluğu ikiye bölünecek. Doğu Roma ve Batı Roma diye. Batı Roma'da Roma İmparatorluğu olacak, başkenti Roma olacak ve burada Vatikan'da Papa bulunacak. Doğu Roma'da ise İstanbul olacak başkenti. Konstantinopolis diye bilinen ama şu anda çok şükür İstanbul olan İstanbul'da Patrik olacak. Ve burada da Ortodokslar bulunacak. Burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Bu hengame sırasında, yani kavimler göçü sırasında insanlar biz kime sığınacağız? Kim bizim güvenliğimizi sağlayacak diye böyle lordlara sığınacaklar. Lordlar da böyle küçük küçük kalelerden oluşan yerler yapacaklar. Hatta bu kalelerin olduğu yerlere biz feodalite diyoruz. Feodalite sisteminde derebeyleri kendilerini ve halkı koruyacaklarına dair söz veriyorlar ve halk da bu kalelerin içine sığınıyorlar ve bu kalelerin içerisinde, Tonguç Eladı benim, insanlar tarım yapıyorlar ve sadece kendilerine yetecek kadar tarım yapıyorlar. Yani dışarıya satmak için değil. Buna da aynı zamanda kapalı ekonomi diyoruz. İşte feodalite bu. Aynı zamanda bu kalenin içinde yaşayan köylüleri, halkı sakinleştirmek ve bir arada tutmak için skolastik düşünce, yani kilisenin... Sakin olun gençler. Skolastik düşünceye çok fazla önem veriyorlar. Nedir skolastik düşünce? Sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem. Başka bilim... Ne diyorsun lan? Tövbe. Ne diyorsun oğlum? Tövbe. Ne diyorsun oğlum? Allah'ım. Amin. İlahi söylüyorum. Ama Hristiyan ilahi. Sonuç biz elhamdülillah Müslümanız. O dönemde ama söylediğin doğru. O dönemde skolastik düşüncede sadece Toriyame, Amene, Banene falan diye böyle şeyler söylüyorlar. O dönem için belki doğru ama sonra birazdan İslamiyet doğacak. Peygamberimiz gelecek. Hazreti Muhammed Kur'an. Tamam. Sen de her türlü her şeyi de biliyorsun. Her yola gelirim hocam. Biliyorsun oğlum, tövbe de. Şimdi bak, dolayısıyla skolastik düşünce biraz daha sıkıntılı bir düşünce. Niye? Burada bilime, pozitif düşünceye yer yok. Tamamen kilisenin baskıcı düşüncesi. Ve o dönemde Attila, Balamir ve Uldız gelip Avrupa'da Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kuracaklar. Margus ve Anatolius anlaşmalarıyla Avrupa Hun İmparatorluğu resmen gücünü Avrupa'ya hissettirmiş olacak. Bulgarlar, Oğuzlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Kırgızlar, Macarlar da yine eski Türk boylarının Hristiyanlaşmış veyahut da Müslüman olarak kalmış halleri. Şimdi gelelim İslamiyet'in doğuşuna. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası'nda gerçekten bir cahiliye dönemi var. Adamlar tam bir rezil haldeler. Tam bir cahil cühelalar. Yani böyle olabilecek en saçma sapan şeyleri yapıyorlar. Gerçekten toplum ikiye ayrılıyor. Bir Bedeviler var. Bedeviler böyle konar göçer yaşayan, bir de Hadarilik var. Yani şehirde medeni olarak yaşayanlar. Kölelik çok yaygın. Cariyelik çok yaygın. Ficar savaşları, haram aylarda savaş yapıldığı zaman cezalı savaş oluyor bunlar. Putperestlik çok yaygın. Yani böyle kendi yaptıkları heykelciklere tapıyorlar. Tabii Hazreti Muhammed son peygamber, peygamberimiz diyecek ki ya siz ne yapıyorsunuz? Bunlar saçmalık. Tek bir Allah'a inanın diyecek. Ve onlar da yavaş yavaş, tabii kolay olmayacak. Bir anda hemen putlardan vazgeçip hemen İslamiyet'e inanmaları zor olacak. Toplumları değiştirmek zor olacak. Dolayısıyla da putperestliği yıkmak için Hazreti Muhammed Arap Yarımadası'nda çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Hatta ne yapacak? Hicret edecek. Yani Mekke'de kendisine ve İslamiyet'i ilk kabul eden Müslümanlara zulüm yapıldığı için 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç edecek. Biz buna hicret diyoruz. Hicret yeni bir İslam devletinin de kurulmasını sağlayacak. Hatta oradaki Musevilerle, yani Yahudilerle bir Medine sözleşmesi yapılacak. Siz kendi dininizi yaşayabilirsiniz ama birlikte yine beraber bir medeni şekilde Medine'yi kurabiliriz diyecek Hazreti Muhammed. Aynı zamanda sonrasında Müslümanlara müşrikler, yani Mekkeli kafirler saldıracaklar. Bedir Savaşı olacak. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazanacaklar ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kazandıktan sonra Hazreti Muhammed eğitime önem verdiğini göstermek için şeylere, nedir onun adı, Hristiyan demeyelim de Mekkeli esirlere, yani kafir esirlere diyecek ki eğer okuma yazma öğretirseniz bize sizleri serbest bırakacağız diyecek. Bu da İslam dininin, yani Hazreti Muhammed'in verdiği
eğitime verdiği önemi gösteriyor. Uhud Savaşı'nda maalesef Hazreti Muhammed'in sözünü tutmadığı için okçular büyük bir yenilgi alacağız. Hazreti Hamza şehit olacak. Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed danışman özelliğini gösterecek ve Müslümanlar bir Selman-ı Farisi'ye danışaraktan şehrin önüne hendekler koraraktan düşmanı durduracaklar. Hudeybiye Anlaşması'yla resmen net bir şekilde hukuken Mekkeliler, Medineliler yani biz Müslümanları tanımış olacaklar. Hayber'in fethi, Mute Savaşı, Bizans'ta yapılan Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve Tebük seferleri ve en son Hazreti Muhammed'in veda haccını yapması, bunlarla alakalı da hocan sana bilgi soruları sorabilir. Tonguç evladım benim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçiyoruz. Ve artık, nasıl bir soru böyle? Evet, soru biraz seçici bir soru. Tarih dersi öğrencileri zorladığı için biz de güzel bir alışını yapalım dedik. Şimdi başlıyoruz. Birincisi eşleştireceğiz. Türk kültürünün demiş. Hocam demin çaktırmadan tüm dünya tarihini anlattınız neredeyse. Evet, demin çaktırmadan tüm dünya tarihini anlattık ama şimdi sana çok güzel bir şekilde bunların cevaplarını vereceğiz. Şimdi birincisi Türk kültürünün, şu harikası Tonguç Ali adamın, önemli bir unsur olan at ilk defa görüldüğü Türk kültüre baktığımızda ise burada şunu görüyoruz Tonguç Ali adamın benim. Burada farklı farklı şeyler var. Nedir o da? Anav, Köktürkler, konar göçer, töre. Burada şöyle yapacağız Tonguç'um. Birincisi, en önemlisi Türk kültürünün ilk defa görüldüğü, atın ilk görüldüğü kültür Anav kültürü Tonguç. Dolayısıyla buraya Anav diye şöyle hemen karşısına eşleştirelim. Devam edelim. Hocam bu tür sorulara ne yapabiliriz hocam? Nasıl çözeceğiz? Yani bayağı bir şık var. Karşımıza birincisi çıkan... bildiğin seçeneği elemen lazım. Burası önemli. İkincisi de direkt olarak bakman lazım. Neyin ne olduğunu bilmen lazım. Şimdi demişiz başka bir süre bakalım. 16. yüzyıl hani Roma rakamları bu 6. yüzyılın ortalarında Baykal Gölü'nün doğusundan Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan sahada Köktürk devletine bağlı olarak yaşayan dağınık Türk boylarına da biz Töles diyoruz. O zaman buraya da hocam gerçekten E yazalım şöyle. E diye yazıyorum. E harfi. Şunun da yanına A harfi. Töles deseydik köleler olurdu. Evet. Devam ediyoruz. Bedeviliğin yaygın olması, insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet içerisinde bulunmaları, putlara tapmaları, kadınlara yönelik kötü tutumları gibi nedenlerden dolayı Arap toplumunun İslamiyet önceki dönemindeki adına biz ne diyoruz? Cahiliye diyoruz. Dolayısıyla buraya da cahiliyeyi yazalım. Şöyle F diyelim Tonguç Elad benim. Şam ticaret yolunun güvenliği sağlandığı ilk defa ve Yahudilerden haraç vergisinin alındığı gelişmede tabii ki nedir? Hayber'in fethi. O yüzden... Hayber Kalesi nerede hocam? Hayber Kalesi işte Arap Yarımadası'nda ve daha doğrusu Arap Yarımadası'nın yukarısında Şam'ın üstünde Suriye taraflarında Hayber'i fethederekten biz Yahudilerden de haraç alıyoruz. Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen, toplumda yazılı olmayan, yazılı kuralları olmayan, geleneklemiş kanun ve kuralların olduğu ne diyoruz biz? Konar göçer diyoruz. O zaman buraya da tam konar bir göçebe yani. Evet, konar göçeri yani C harfini yazıyorum. Türk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski Türk yazısının ve bilhassa Türk dil edebiyatının çok önemli belgesi. Bu da tabii ki Orhun Kitabeleri. Tebrik ediyorum sana Tonguç. Altay budunlarında politik ve askeri kararların alındığı meclise verilen ad da Kurultay. Bunu da az önce söylemiş. Şöyle L harfini şöyle Elyas ile yazayım kafa karışmasın. Büyük Kurultay toplandı. Evet, Büyük Kurultay yani büyük meclis toplanıyor. Bu danışma meclisiydi hatırlarsan Tonguç Ali Adem'in. Zamanla Çinlerle fazla yakınlaşılması ve manahizmi kabul etmesiyle hayat tarzı değişen devlette tabii ki Uygurlar. G harfini buraya yazıyorum Tonguç'um. Araplar ve Çinler arasında Orta Asya hakimiyeti için gerçekleşen savaşta... Çok ben biliyorum hocam bunu. Söyle bakalım. Talas Savaşı. Harikasın. 750, en önemli savaşlardan bir tane. 751 Talas Savaşı ile aynı zamanda Türkler de İslamiyet'le tanışıyordu. Ve kağıtta dünya kültür tarihini etkileyecek şekilde Arap Yarımadası'nın dışına yayılıyordu. Çinlerden, Araplardan da Avrupa'ya gidiyordu. Bir toplumda yazılı olmayan gelenekleşmiş kanun ve kuralları da biz ne diyoruz? Töre diyoruz Tonguç herhalde benim. Törelerimize uygun davranmadın. Harikasın. O yüzden seni atıyoruz. Ne diyorsun hocam? Saçma sapan konuşuyorsun. Evet tamam. Güzel bir tiyatral yeteneğini gösterdin. Şimdi geldik başka bir şeye. Ülüş, Ficar, Köktürkler, Ensar, Selman... Arkaya doğru arkadaşlar. Boş kilo dolduralım. Evet. Arkaya doğru ilerleyelim. Ücretini ödemeyen var mı? Arkada bak bir tane çocuk var. Tonguç'a benziyor. O ödememiş. Muhacir yani hicret eden. Bunların ne olduğunu buraya yerleştirmeye çalışalım. Türk kanını Kut yani siyasi iktidar ile donatan Göktengri ona iktisadi güç anlamına gelen ülüş bağışlamıştır. Demek ki ülüş gök tanrı tarafından kana verilen güce deniyor. Kut anlayışı ise bizim hükümdarımızı, kanımızı gök tanrının gönderdiğine inanmamız. Tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan Köktürkler, bak Türk ismini kullanmışlar, Köktürkler, Bumin Kağan liderliğinde Töles boylarını kendilerine bağlıyor.
tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği, buna karşın otlakların geniş yer tuttuğu Orta Asya'da Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini ne yapacaklar? Hayvancılık üzerine kurmuştur. Bak bu üniversite sınavlarına çok çıkan bir şeydir Tonguç'um. Muhtemelen hocan da kazanımlardan dolayı ve Milliyetin Bakanlığı'nın kitaplarından dolayı bu kavramı sana soracaklar. Yani hayvancılık bizde neden yaygındı? Çünkü konar göçerdik, tarım yapamıyorduk. Nokta nokta savaşı Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaştır. Mute savaşı. Hani Bizanslar Hristiyan ya, hani böyle İngilizce biliyorlar ya, onlara Mute, sessiz ol dedik diye aklına tutabilirsin. Arapların haram aylarda yaptığı savaşlara Ficar savaşları deniyor. Bunu da yine videomuzun en başında anlatmıştık. Hazreti Muhammed peygamber Mekke'den Medine'ye göçtüğü zaman Mekke'den gelen Müslümanları konuk edip onlara yardım edenlere biz ne diyoruz? Ensar diyoruz. Demek ki şurası Mekke olsun, şurası Medine olsun, Mekke'den Medine'ye göç edilmesine hicret diyoruz. Peygamberimiz 622 yılında Müslümanlarla beraber göç ediyor. Zorunlu bir göç. Mekke'den Medine'ye göç edenlere hicret eden, yani muhacir diyoruz. Mekke, Medine'de onları karşılayan, hoş geldiniz deyip onlara misafirperverlik gösterenlere de ensar diyoruz. Ensar da onları karşılayanlar. Nokta nokta asıl ünlü Hendek Savaşı'nda Mekkeli putperestlerin Medine şehrini kuşatması öncesinde Muhammed'e Hendek kazanması yönünde belirttiği fikir sayesinde savaşın Müslümanlar lehine sonuçlanmasıyla kazanmış. Evet, Selman-ı Farisi Hazreti Muhammed'e diyor ki, bak diyor, ey Muhammed diyor, sen diyor bir peygambersin, büyük bir insansın ama benim görüşümü dinlersen buraya çukur kazarsak çok daha iyi olacak diyor. Hazreti Muhammed de insanların görüşüne önem verdiğini göstererekten tamam diyor, çukur kazalım diyor. Ve gerçekten de Selman-ı Farisi'nin taktiği sayesinde, çukur sayesinde Mekkeli kafirler geri dönmek zorunda kalıyorlar. Şimdi geldik başka bir soruya. İlk Türk devletlerinde ülkenin yönetimi Hunlardan itibaren devlet yönetiminde kolaylık sağlamak amacıyla Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu durumun yarattığı olumsuz sonuçlar, ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar nedir yazınız diyor. Şimdi birincisi şunu bilmemiz lazım. Ülkeyi Doğu ve Batı diye ikiye bölüyorlar. Batı'da küçük kardeş yani Yabgo oluyor. Doğu'da ise Hakan oluyor. Yani en büyük hükümdar oluyor. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ama bir devletin bir tane yöneticisi olur. İkiye bölersen ne olur? Bir kavga çıkabilir. Versus olabilir. Yani tartışma çıkabilir. Dolayısıyla bu birden fazla ortak hükümdarın bulunması ve her birinin taht üzerine hak sahibi olması taht kavgalarına neden olur. Birincisi en olumsuz sonucu taht kavgaları. Niye taht kavgaları? Çünkü ikisi de hükümdar olabilir. Aynı zamanda Batı'da bulunan Yabgu, hani Batı'da Yabgu vardı ya, Doğu otoritesini sarsabilecek kararlar alabilir. Yani merkezi otoritenin sarsılması, merkezi otoritenin sarsılması. Bu yine üniversite sınavlarında da sorulan bir kavramdır. Merkezi otorite bir devletin tek bir hükümdarının olması. Hocam siz otoriter misiniz? Hayır, ben otoriter değil, demokratiyim Tonguç evladım benim. Başta eğer otoriter olsaydım şimdi senin kafanı yamulturdum. Ama teşekkür ederim hocam. Demokratik olduğum için yaptığın güzel esprileri veya saçma esprileri güzellikle karşılıyorum. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Dikkatli dinlediğin için aferin sana. Şimdi aynı zamanda başta Çin olmak üzere komşu devletlerin siyasi çıkarları doğrultusunda, mesela diyelim ki Çinler buradaki Yabgu'ya diyorlar ki, ya bak Yabgu sen küçük kardeşsin diye seni eziyor, gel bak doğudaki Hakan'a saldır diye, yani nifak tohumları atabilirler. Buraya nifak tohumları kelimesini yazıyorum. Ne demek bu? Yani Yabgu'nun veyahut da Hakan'ın kanına girebilirler. Çinler bilhassa bu işi çok iyi yapıyorlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Geldik şimdi başka bir soruya. İslam öncesi dönemde Arap toplumunun genel özellikleri nelerdir? Kısaca belirtiniz demiş. Birincisi, İslamiyet öncesi Arabistan gerçekten çok zor bir durumda, çok sefil bir durumda. Niye? Cahiliye döneminde. Ama insanları şöyle ayıracak olursak Arap döneminde, bir hürler var Tonguç evladım benim. Bir mevaliler, Arap olmayan Müslümanlar, Arap olmayan insanlar. Bir de köleler olmak üzere üç kısma ayırmışlar. Üç sosyal sınıf bak. Hürler, mevaliler, köleler. Mevaliler Arap olmayanlar. Hürler Arap ve hür olanlar, köleler de köle durumunda olanlar. Kabilenin ana unsuru olan hürler tüm haklara sahip. Tüm haklar onda bak, görüyor musun? Tüm haklar. Her şeyden, her şeye sahipler. Ama köleler ve cariyeler hiçbir hakka sahip değil. Mesela burada cariye de kadın köle deniyor. Cariye, kadın köle, kadın köle. Ne kadar anlamsız bak. Türk toplumunda mesela hiç böyle kölelik diye bir kavram yok. Kadın köleler var. Alınıp satılabiliyor, miras olarak bırakabiliyor ve günlük işlerde çalışılabiliyor. Bir köle azat edilirse mevali denen sınıfa geçiyor. Mevali de eğer azat edilmiş köle. Yani artık sen köle değilsin, azat edildim diyor. Adam yıllarca çalışıyor, sefil bir şekilde sürünüyor, azat ediliyor. Bu Arap toplumunun, cahiliye toplumunun özelliği. Fakat sonradan Allah'ın emriyle, Kur'an'da yazdığı şekliyle Hazreti Muhammed bunu bildirecek, diyecek ki kölelik falan kalkmıştır. Artık bütün insanlar eşittir diyecek. Yani hiçbir şekilde kölelik yoktur. Bütün insanlar eşittir diyecek. Bu da gerçekten toplumda çok olumlu bir değişmeyi sağlayacak. Şimdi gelelim başka bir soruya.
Önce soru kökünü okuyalım Tonguç Ela'dan benim. Buna göre maniheizm dininin Türkler hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurması öncelikle beklenmez. Uygurlarda Büyük Kağan zamanında Çinli rahiplerden öğrenilen maniheizm dini kabul edilmiştir. Bu dinde et yemek ve savaş yapmak yasaktır. Şimdi birincisi et yemek ve savaş yapmak yasaksa, daha doğrusu et yemek yasaksa tarımla uğraşacaksın. Niye? Çünkü hayvancılık yapmana gerek yok. Yani eti yemiyorsun, hayvanın etini yemiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Tarımla uğraşabilirsin. İkincisi taşınabilir sanatlara önem verilmesi. Hayır. Şimdi yerleşik hayata geçtikleri için taşınabilir değil de taşınmaz sanatlar. Yani böyle mimariye de önem verilebilir. Büyük büyük binalar, tapınaklar yapabilirler. Ama mesela biz Türklerde, Hunlar ve Göktürklerde konar göçer bir hayat olduğu için hep taşınabilir sanatlar var. Yani yanında da götürebilmelisin sanat eserini. Savaşçılık özelliğinin azalması, evet. Savaşçılık özelliği azalacak. Niye? Savaş yapmak yasak. Yerleşik tarzı hayat yaşanması, evet. Yine maniheizm dinine sakin bir hayat. Daha rahat ve sakin bir hayat yaşanması, evet. Stay calm, sakin. Sıkıntı yok. Don't worry, be happy. Böyle sakin yaşıyorlar. Ama taşınabilir sanatlara önem verilmesi anlamsız oluyor. Niye? Çünkü konar göçer değiller diyoruz. Geldik başka bir çoktan seçmeli sorumuza. İslamiyet öncesinde uygulanan Türk töre hukukunda uzun süreli hapis gibi cezaların bulunmaması hangisine bağlanırsa doğrudur? Niye uzun süreli hapis cezası yok? Bir, kuralların yazılı olmamasına alakası yok. Savaşçıların önemli olmasına alakası yok. Göçebe bir yaşam sürmesi. Evet, zaten sürekli göçüp göç ediyorlar. Yani adamı buraya hapishaneye koydular. Onlar gitti. Adam ne yapacak? Tek başına hapishanede mi kalacak? Dolayısıyla bir ceza verilecek olursa kısa süre oluyor. Niye? Çünkü sürekli göç halindeler. Kuralların çeşitli yaptırımlarının olması ya da Hakan'ın devletle ilgili son kararları vermesi bu soruda alakasız cevaplar oluyor. Başka bir çoktan seçmeli sorumuza bakalım. Buna göre önce soru kökünü okuyalım Tonguç Ela'dan benim. Panayırların Araplar için aşağıdakilerden hangisini sağladığından söz edilebilir? İslamiyet öncesi dönemde çeşitli devlet, kavim ya da bölgelerden Hicaz'a gelen Araplar, haram aylar denen 4 ay zarfında panayırlar kurarak bir araya gelip yarışma gibi çeşitli ortak faaliyetler düzenler ve birbirlerinden alışveriş yaparlardı. Buna göre hangisinin sağladığından söz edilebilir? 1. Kültür birliği ve kimlik muhafazası, evet, bunu sağlayabilir. Niye? Bir araya geliyorlar, ortak faaliyetler yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Ortak ve eşit maddi kazanç, ortak ve eşit kesinlikle olmaz. Bir kere hürler var, köleler var. Kozmopolit yapı karmaşık yapı değil, sadece Araplar var. Kabile savaşları olabilir ama sağladığından söz edilebilir diyor. Siyasi birlik de yok. Niye? Çünkü farklı kavimler, farklı devletler. Dolayısıyla burada devam edebileceğimiz, yazabileceğimiz tek şey kültürel birlik ve kimlik muhafazası diyebiliriz. Şimdi bir de doğru yanlış kısmımız var. Bir de oraya bakalım. Şimdi Türklerde devleti yönetme yetkisinin Kaan'a şamanlar tarafından verildiğine inanılırdı. Saçma sapan bir yorum olmuş. Burası yanlış. Kaan'a gök tanrı tarafından verildiğine inanılıyor. Yani gök tanrı, diğer bir deyişle Allah tarafından verildiğine inanılıyor. Türklerde hükümdarlık sembolleri arasında taht, davul, otağı, kotuz, tuğ ve yay gösterebilir. Evet, burası doğru. Uygurların zamanla Çinlerle fazla yakınlaşması ve maniheizmi kabul etmesi Uygurların hayat tarzını değiştirmiştir. Evet, Uygurlar yerleşik hayata geçen, mani dinini benimseyen, et yemeyen, savaşçı özelliğini kaybeden bir Türk milleti. Türk Devlet Teşkilatı'nda kurultay, yani TOY, siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştur. Evet, temelini oluşturuyor ama en son kararı tabii ki de yine Hakan veriyor. Burası bir danışma meclisi. Eski Türklerin bölgelerinden göç etmesinin siyasi sebepleri arasında Türk boylar arasındaki mücadeleler ile Çin ve Moğol baskısıyla boyların yerlerini terk edip başka bölgelere gitmeleri gösterebilir. Evet, bu da yine doğru. Bizler bağımsızlığımıza düşkünüz. Çin ve Moğollar bize baskı yapınca başka yere göç ediyoruz. Tarihte ilk düzenli Türk ordusunu Kutlu Kağan M.Ö. 209'da kurmuştur. Yanlış. Burada doğru cevap Kutlu Kağan değil, Metehan olmalıydı. Metehan, Oğuz Kağan destanının kahramanı Metehan, Hun hükümdarı M.Ö. 209'da Türk ordusunu kuruyor. Hatta bizim Genelkurmay Başkanlığı, yani Türk ordusunun kuruluş tarihi de M.Ö. 209 yazar. Ne diyorsun oğlum, Allah'ım yarabbim. M.Ö. deyince durduramadım kendimi. Aynen, hocam. İçinden duygusal olarak içgüdüsel bir şey. Harika, tebrik ediyorum seni. Medine Sözleşmesi, Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluşturmuştur. Toplumdaki bireylerin birbiriyle ve yabancılarla olan ilişkileri, din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belli esaslara bağlanmıştır. Bu da yine doğru. Medine Sözleşmesi ile gerçekten bir devletin temelleri atılmış oluyor. Şimdi Tonguç Ela'dım, sana bazı ödevler vermek istiyorum bunlarla alakalı. Birincisi, sıfırdan dokuza tarih kitabımızda sana öncelikle 4. üniteden ve 5. üniteden çalışman gereken sayfaları söylemek istiyorum. İlk başta buradaki kavramları çalışmalısın Tonguç'um. Yani konar geçer nedir, efsane nedir, imparatorluk, teçhizat, höyük, koloni, meşruiyet, yani meşrutiyet değil bak, meşruiyet, yani geçerlilik, kadim, töre, orhun kitapları, kurultayı bileceksin bir. Sayfa 98'de böyle bir kültürler hakkında genel bir bilgi verdik ama bu kültürlerin ne olduğunu bilmen daha yeterli.
Aynı zamanda hükümdar, kurultay ve ayuku, yani hükümetin ne olduğunu bilmelisin. Sayfa 100. Aynı zamanda sayfa 102'de törenin hukuktaki yeri ve Orhun kitabelerine bir bakmalısın. Asya Hun Devleti'nin genel özelliğini bilmelisin. Köktürk Devleti'nin genel özelliğini bilmelisin. İkili teşkilatı. İkinci Köktürk Devleti'nin Orhun kitabelerine yazdığını bilmelisin. Uygur Devleti'nin yerleşik hayata geçen Türk Devleti olduğunu bilmelisin. Bunlarla alakalı bu sayfalara mutlaka çalış. Kitlesel göçlerin sebebini, yani iklim, coğrafya, bağlı nedenler ve ekonomik nedenler ve siyasi nedenleri mutlaka sınavda çıkacağı için tekrar etmelisin. Çünkü sınavda sana hoca şunu diyecek. İklim ve coğrafyaya bağlı nedenler nedir diyecek. Veyahut da ekonomik nedenler nedir diyecek. Bunları sınavda çıkacağı için çalışırsan senin için çok iyi olur Tonguç. Eski Türklerde kitlesel göçler sayfa 112 ödev verdik. Ardından Türklerde askeri kültüre bakalım. Burada süvari, üzengi, turan taktiğini sana açıkladık. Bunu hoca sınavda sorabilir diyoruz. Türklerde askeri kültürde yine kara kuvvetleri birlik sembollerini gösterdik. Hilal taktiğini gösterdik. Buraya da sayfa 116'ya da bakabilirsin. Avrupa Hun Devleti'nin önemi mutlaka sınavda sorulur. O yüzden bu sayfaya da dikkatli bir şekilde bak. Tonguç sayfa 118'e Avarlar, Karluklar, Hazarlar bunlardan hangisi Türk Devleti değildir diye sana sınavda sorulabilir. Yine Türk Devleti'nin ticari ve siyasi ilişkileriyle alakalı sayfa 122'deki bilgileri mutlaka çalış. Bu da sınavda karşına çıkabilir Tonguç. Hun ticari politikası, Köktürk ticari politikası, Uygur ticari politikası, Hazar ticari politikası da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında öğrencilere sorulan bir şey. Dolayısıyla bu da yine sınavda karşına çıkabilir. İslam medeniyetinin doğuşu, yani 5. üniteye baktığımızda öncelikle burada kavramlara iyi çalış Tonguç. Çünkü bunları hoca sınavda sana sorabilir. Yani Ensar nedir, Hanif nedir, Biat nedir, Bedevi nedir, Mevali nedir, Beytülmal nedir bunların hepsi karşına sınavda çıkabilir. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya baktığımızda Arap Yarımadası'nın sosyal, ekonomik, siyasi ve dini durumunu sınavda sana sorabilirler. İslamiyet'in yayılışıyla alakalı bazı önemli olaylar sınavda karşına çıkabilir. Yine 4 halife döneminde askeri, idari ve kültürel dönemler karşına sınavda çıkabilir. Buralara kadar gelmen yeterli. Eğer hocanız biraz daha ileriye gittiyse sen de ileriye doğru çalışabilirsin. Ama eğer şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sırasına baktığımızda sayfa 134'ten öncesine bakman senin için daha doğru olur 0'dan 9'a kitabımızda. Bir de içerisinde yazılı örnekleri de olan tak tarihten ödev vermek istiyorum sana Tonguç. Burada yine 5. ve 6. üniteye baktığımızda şöyle açalım. İslam medeniyetinin doğuşu. Evet burada. 5. üniteye baktığımızda Tonguç evladım benim. Burada ilk başta daha doğrusu 4. üniteye bakalım. 4. üniteye baktığımızda. Bak MEP kazanımlarına sana demiş ki. İlk ve orta çağlardaki iç Asya'daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. Yani kut inancı, gök tanrı inancı, hayat tarzı, konar göçer, coğrafya yapı bunların hepsini sana törenin ne olduğunu net bir şekilde bilmeni istiyor ve Orhun kitabelerine örnekler verir diyor. Dolayısıyla Orhun kitabelerinde siyasi yapının ne olduğunu sana sınavda soracaklar. Buraya çok dikkat et Tonguç. Buradan sınavda soru gelecek. Kazananlar da verilmiş. Biz de bunlarla alakalı soru sorduk. Kalemler göçünün sebep ve sonuçlarını siyasal ve sosyal açıdan analiz etmeni istemiş. Buradan soru gelecek. Esasında sınavda çıkacak sorular burada belli. Biz burada bazılarını soru olarak sorduk sana ama sen de diğerlerini mutlaka çalış. 4. üniteyle alakalı. Burada sana hem açık uçlu sorular hem de çoktan seçmeli sorular hazırladık. Sayfa 107'den Tonguç evladım benim. Buradaki ÖSYM tarzı soruları da mutlaka çöz. Sayfa 107'den sayfa 133'e kadarki soruları çözersen sınavdan çok çok iyi bir not alırsın. 4. üniteye kalır. 5. üniteye geçtiyseniz de 5. ünitedeki yine kazanımlara baktığımız zaman sayfa 137'den buradaki çoktan seçmeli açık uçlu sorular yine ödevin Tonguç. Sayfa ÖSYM sorularını mutlaka çöz. Sonuçta bunlar senin için iyi bir kazanım olacaktır. Sayfa 163'e kadarki soruları da çözersen ve buradaki tak yazılıyı da doğru yanlışları, işte boşluk doldurmaları, açık uçlu soruları tamamlarsan sınava tam anlamıyla hazır olmuş olursun. İnşallah sınavına iyi not alırsın. Şimdi sana ödüllü sorumuzu soruyorum. Sen de ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara yaz. Yolla. Hadi bakalım.